Merhabalar arkadaşlar, Şerife Hanım YouTube kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün tahta boncuklarla hazırladığım bu güzel inoyası modelinin yapımını göstermeye çalışacağım sizlere. Şöyle rengarenk tahta boncuklar kullanıyorum arkadaşlar bu modelimde. Hemen yapım aşamasına geçelim. İlk olarak bir tane zürafa yapıyorum. Zürafama batarak geri dönüyorum. Zürafamın içerisine iki tane pırpır yapıyorum. Şöyle şu boylarda arkadaşlar. İki tane pırpırımı yaptım. Bir sonraki zürafama batarak zürafa yapıyorum. Ve şimdi model arasına yine bir tane boş zürafa yapıyorum. Bu şekilde iki tane zürafa yapmış olduk arkadaşlar. Üçüncü zürafadan geri döneceğiz. Zürafamı yaptım ve geri dönüyorum. Şöyle arkadaşlar, şuradaki pırpırıma, ikinci yapmış olduğum pırpırıma şöyle bir düğüm atarak geçiş yapıyorum. İpimizin mesafesini ayarlıyoruz. Bu şekilde bir geçiş yaptım. Şimdi tahta boncuğumdan bir tane iğneme geçiriyorum. Şöyle iğneme geçirdim. Pırpırıma batarak bir düğüm atıyorum arkadaşlar. Şöyle bakın, boncuğumu geçirdikten sonra buradaki pırpırıma batarak bir düğüm atıyorum. Böylece boncuğumuzu eklemiş oluyoruz. Güzelce sabitleyelim ve düğümümüzü sıkalım. Bu şekilde arkadaşlar, boncuğumuzu ekledikten sonra tekrar zürafama inerek ipimi uzatıyorum. Fazla gelmiyoruz ipimizi şöyle arkadaşlar. Bu şekilde iniş yaptım. Tekrar aynı zürafama batarak bir tane de buraya pırpır yapıyorum. Şöyle. Ve yine bir sonraki zürafama batarak zürafa yapıyorum. Bu şekilde arkadaşlar. Yine arasına iki zürafa yapıyorum. Üçüncü zürafa yapıp geri dönüyorum. İki tane zürafa kalıyor arkadaşlar ortada. Üçüncü yapmış olduğum zürafama geri dönüyorum. Ve tekrar aynı işlemleri yapıyoruz. İki tane pırpırımı yapıyorum ilk olarak. Pırpırımdan sonra yine 3 tane zürafa yapıyorum. Ve 3. zürafama geri dönüyorum. Şöyle. 3. zürafama geri döndükten sonra bir önceki pırpırıma batarak bir geçiş yapıyorum. Şöyle. Geçiş yaptıktan sonra tahta boncuğumdan alıp iğnemden geçiriyorum. Ve pırpırımın içerisine batarak bir düğüm atıyorum. Güzelce düğümümü sıkıyorum arkadaşlar. Bu şekilde boncuğumuzu ekledik. Tekrar zürafama batarak iniş yapıyorum. Aynı zürafama batarak son pırpırımı da yapıyorum. Bu şekilde devam ediyor arkadaşlar. Modelimiz hem kolay hem çıtır pıtır tatlı bir model. Tekrar göstermek istiyorum ben. Yine model arasına
İki tane zürafa boş bırakacağız. Üçüncü zürafamızdan geri döneceğiz. Üç zürafa yaptım. Üçüncü zürafama geri dönüyorum. Ve zürafamın içerisine ilk olarak iki tane pırpır yapıyorum. Şekilde. Yine 3 tane zürafamızı yapalım. Modelimiz kolay bir model arkadaşlar. Böyle zeminini de yazmanın ana renginden kullanıldığında gayet güzel görünüyor. Yeni oyasına yeni başlayan arkadaşlarımız da zorlanmadan yapabilir bu modeli. Üçüncü zürafadan geri döndük. Şimdi son yapmış olduğum pırpırıma ipimi uzatarak bir düğüm atıyorum. Ve şimdi boncuk eklemesine geldi. Boncuğumu iğnemden geçiriyorum. Ve pırpırıma batarak bir düğüm atıyorum. Zürafama tekrar batarak ipimi uzatıyorum. Ve yine aynı zürafamın içerisine küçük bir pırpır yapıyorum. Evet arkadaşlar, model bu şekilde devam ediyor. Sıralı bir model. Yapımı kolay bir model. Özellikle sade yazmalara çok yakışıyor arkadaşlar bu tür modeller. Tahta boncukları rengarenk kullanıldığında, yazmanın ana renginden de zemin ipimizi kullandığımızda gayet hoş görünüyor. Şöyle göstereyim son halini modelimin. Bakın hem yapımı kolay hem çok tatlı. Güzel bir model. Umarım beğenmişsinizdir arkadaşlar. Bu arada kanalıma eğer abone değilseniz, videolarımı severek beğenerek izliyorsanız arkadaşlar, lütfen kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi ve paylaşmayı lütfen unutmayın. Ben bu şekilde desteklerinizi bekliyorum sizlerden. Tekrar yeni ve güzel videolarla buluşmak üzere. Hoşça kalın.